Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 16. haftası 2. videosundayız. Evet dörtgen ve çokgenlerin sonundaki ÖSYM benzeri soruları çözüyorduk, testleri çözüyorduk. Şimdi ne yapacağız bu videoda? Test 2'nin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bir kenar uzunluğu x birim olan kare 4'e eş 5 kareye ayrılıyor ve 4 tane de eş dörtgen ayrılıyor. Evet 4'e eş 5 kare var mı arkadaşlar karede? Var. Hocam 4'e eş 5. karede burası işte. Ve 4 tane de eş dikdörtgene ayrılıyormuş. Eyvallah. Sonra diyor ki karelerden büyük olanı da K1 olarak adlandırılıyor. Şekil 1'deki gibi. Daha sonra diyor K1 karesi de benzer biçimde ayrılıp bak 4'ü eş kaç kareye? 5 kareye ayrıldı. Şu 5. kare ve 4 tane de eş dikdörtgen var burada. K2 karesi elde ediliyor. K2 karesi de benzer biçimde ayrıldığında elde edilen K3 karesinin çevresi. Arkadaşlar benzer biçimde ayrılın bakın şunu. Şurada 4'e eş 5 tane kareye ayırdığın zaman nasıl ayrılacak arkadaşlar? Şöyle. Şöyle. Ve şunu da çizince sanırım ayrılıyor değil mi? Evet. Bu şekilde ayrılmış oldu. İşte 4'e eş 5 tane kare. Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Beşinci karemizde burası yaptı arkadaşlar. Şimdi diyor ki bize. Bu karenin çevresi 54. Hocam 4'e bölünüyor mu? 27 bölü 2 yapıyor. Hiç 27 bölü 2 ile uğraşmayalım isterseniz. Dikdörtgenlerden kısa... Birinin kısa kenarı uzun, birinin uzun kenarı kısa kenarın 3 katı olduğuna göre demiş. O zaman şuradan başlayalım. Hocam buraya k dersem k. O zaman burası ne oldu? 3k oldu şurası. E burası da 3k oldu. Kare olduğundan burası da k, burası da k oldu. 3, 4, 5. Hocam burası 5. Burası 3'te 1 olacak. 5 bölü 3 ile uğraşacağım. Hiçbir 5 bölü 3 ile uğraşmayalım. Bakın burası 3k, 3k dersem burası keşke 3'ün katı olsaydı deyip ondan sonra nereyi bulurduk arkadaşlar? Şunun tamamını bulacağız. E burada da 1'e 3 oran var ya. E 1'e 3 oranı bulmak için de arkadaşlar burada yine bir 3 katı uğraşacağımız için sanki burada 3'ün katı keşke 3'ün katı olsun dedik ya. E keşke bir daha 3'ün katı olsa yani 9 katı olsa o zaman rasyonel sayıyla uğraşmayız. O zaman en baştaki dediğimiz K ve 3K'ya bence şöyle başlamak daha mantıklı rasyonel sayıyla uğraşmamak için arkadaşlar. Ha isterseniz rasyonel sayıyla da uğraşabilirsiniz size kalmış. Ben neyle başlıyorum? 9K yani bir kenara 9K diyorum. Buraya 9K diyeyim. Yani şurası 9K. 9K iken burası da 27K dersem sanırım rasyonel sayı uğraşmayacağım. 9K, 9K. Toplamda burası kaç yaptı arkadaşlar? Toplamda burası gördüğünüz üzere 27, 9, 9, 45K yaptı. E hocam burası 45K. Dikdörtgende 1'e 3 oran var. E 1'e 3 oran varsa burası da 15K yaptı. Hocam burası da 15K yaptı. O zaman toplamda burası kaç yaptı arkadaşlar? 60K mı yaptı? Yok. 75K yaptı. E bu 75K'da bu dikdörtgende de 1'e 3 oran var. 75'in 3'te 1'i de kaç yapıyor arkadaşlar? 75'in 3'te 1'i de 25K yapıyor. O zaman burası da 25K oldu. Burası da 25K oldu. Hmm. Arkadaşlar şimdi şuraya bakacak olursak. X dediğimiz yer burası değil mi? Evet. X dediğimiz yer burası. 75 ve 25 ve 25'in toplamı 125 mi yaptı? Evet 125K yaptı. Karenin bir kenarı x'e eşit. Evet x dediğimiz 125k yaptı arkadaşlar. Ee, bir de karenin çevresine 54 vermişlerdi. Karenin çevresi 54 olduğuna göre hocam karenin bir kenarında 27k bulduk. 4 tane 27k eşittir 54 verilmiş bize. O zaman 27 ile 54 sadeleşince 2 kaldı. K da buradan 2 bölü 4 yaptı. Yani 1 bölü 2 yaptı. Bizden x isteniyor. x de 125k olduğuna göre 125 çarpı 1 bölü 2. 125'in yarısı da kaç yapıyor arkadaşlar? 62,5 yapıyor. Yani birinci sorunun cevabı böylelikle Cehan yapmış oldu arkadaşlar. Geldik 2'ye. Düzgün altıgen denmiş. Buna göre x nedir diye soruluyor. Gençler ne yapacağız? Burada arkadaşlar bir doks yani özel bir açı olduğu için düzgün altıgende büyük ihtimalle dik üçgenle bulacağız bu sorunun cevabını. E ne yapmamız lazım? Bir kenarı kaç bunun? 6. O zaman burası 2. Bunlar da 3 3 yaptı mı? Yaptı. Burası da 6. E hocam şuradan bir şu köşegeni çizecek olursak hocam burada kaçı 120 derece ya bunlar 30 30 yaptı. E, burası da 30 olduğundan dolayı burası da 90 derece olmaz mı tamamı 120 olduğundan? Evet bakın burası da 90. Şurada bir dik yamuk çıktı. X'i bulmak için 90 derece karşılık getirirsek olay bitti. Şuradan bir 90 derece çizersek arkadaşım 2 ise burası da 2. Buraya 1 kaldı. 6 6 ise burası 6 kök 3. Burası da 6 kök 3 ve burada bir Pisagor bağıntısı yaparsak sonuca ulaşırız x'in karesi 1'in karesi artı 6 kökçün karesine eşittir. Bu 108 artı 1'den 109. x kare eşittir 109 x de buradan kök 109'a eşit olur arkadaşlar. Yani ikinci soru böylelikle denizli çıktı. Geldik üçüncü soruya. ABCD bir paralel kenar demiş. 40 ile 75 var. Arkadaşlar şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. E 40 ile 75'ten dolayı ben bak ne var burada? Şöyle bir M kuralı var. İsterseniz daha farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Yani ne diyelim? Şuraya A, A deyip buraya da 2 A deyip 2 ee, sonra buradaki Z'den dolayı burası da A deyip 2 iç açının toplam bir dış açıdan da yapabilirsiniz. Tabi de işi hiç yokuşa sürmeyelim. Ee, bu paralel ya şurada bir M kuralı var arkadaşlar. 40 ile neyi toplarsanız 75 yapar. Hocam 35'e o zaman burası 35 derece yaptı. E ee, burası da 35. 35 35 70. Burası 70 ise X kaç yapar arkadaşlar? 180 hata almayan açısı 110 derece yapar. Yani 3. soru denizli oldu. Geldik 4. soruya. Kenar uzunlukları 9 ve 15 olan Dikdörtgen biçimindeki iki karton şekildek gibi birer kenarları çakıştırılarak düzlemsel bir yere konulmuştur. Mavi karton C köşesi etrafında saat yönünde döndürüldüğünde D köşesi kırmızı kartonun EF üzerine geliyor. Evet. D köşesi buraya gelecek şekilde bir döndürme yapacağım arkadaşlar. Bakın. Döndürelim bu dikdörtgeni döndürelim. Hop döndü. Şöyle geldi. Bizim dikdörtgenimiz şöyle ol şöyle olacak o zaman arkadaşlar. Evet. Ya yani tam bu noktadan geçtiğini bilmiyorum arkadaşlar. Ar arkadaşlar, rastgele Ya da Tam bunu döndürdüğümüzde buraya gelsin. Şu şöyle olsun. Şöyle kafa karıştırmayayım. İsterseniz şöyle bir çizim yapayım arkadaşlar. Evet bizim oluşan mavi dikdörtgen burası değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bu 9'a 15 değil mi? Aynen öyle. Yani hala da burası da 9. Burası da 15 mi? Evet. Ama bu 9'a 15 olan iki tane dikdörtgenden bahsediyoruz. O zaman burası da 9. Burası da 15 değil mi arkadaşlar? Evet. Çünkü kenar uzunluğu 9 ve 15 olan dikdörtgen biçimindeki iki karton diyor. 9'a 15 burası burası da 9'a 15 olacak. Evet D köşesi kırmızı kartonun EF kenar üzerine geliyor. Buna göre mavi kartonun AD kenarı kenarının kırmızı e, dikdörtgenin üzerinde olmayan kısmı. Bak AD kenarının neyse isteniyor arkadaşlar. AD kenarı burasıydı artık burası mı oldu? Kırmızı kartonun üzerinde olmayan kısmının uzunluğu isteniyor. Kırmızı karton üzerinde şu parçası var bu parçası yok. İşte bizden istenilen durum burası arkadaşlar. Bizden burası isteniliyor. Hadi bakalım işlemimizi yapalım. Hocam burada ne var? 90 derece 9 15 ne üçgeni? 9 12 15 üçgeni. Hocam 12 ise buraya kaç kaldı? 3 kaldı. E burası da 90 derece olduğundan bir alfa beta yakışır mı buraya? Yakışır. Beta 90 ise alfa burası da beta. E hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. E buraya bakacak olursak betanın karşısı üçgen betanın karşısı 9. Yani bire 3 oran var. Alfa'nın karşısı 12 ise Alfa'nın karşısı 4'tür. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5 çıktı. E Bunun tamamı 9'du. Yani x artı 5 eşittir 9 ise x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? C-han çıktı arkadaşlar. Yalnız dikkat edin bu soru eski nesil bir soruydu. Ben yeni nesile bu şekilde çevirdim. Döndürmeli bir şekilde sordum. Tabii ki e, ÖSYM bu soruyu aynen böyle şu kırmızı dikdörtgenle şuradaki yukarıdaki dikdörtgeni çizerek sormuştu galiba. Ben sadece şekil üzerinde bazı eksik bilgileri siz bulun diye bu şekilde yeni nesil soruya çevirdim ve güzel bir soru çıktı ortaya arkadaşlar. Dördüncü soru Ceyhan oldu geldik beşinci soruya. Bir kenar uzunluğu bir birim olan düzgün sekizgen biçimindeki bir kartonun şekildeki dört köşegen çizildikten sonra oluşan üçgenler kesilip atılıyor. Arkadaşlar düzgün sekizgende hemen dış açısı kaç derece? 45 derece. Hocam bir kenarı gören açı alfaysa iki kenarı gören açı iki alfa değil miydi? Evet bu 2 alfa. Aynı zamanda 2 alfa dış açıya eşitti. O zaman iki kenarı gören açı kaç derece arkadaşlar? 45. Bir kenarı gören açı kaç derece yapıyor? 22,5 yapıyor. Hocam şuraya bakacak olursak hop bir iki kenarı görüyor. O zaman burası 45. Hocam burada kaçı da bir iki kenarı görüyor. Burası da 45. Yani şuradaki beyazla oluşan üçgenleri gördüğünüz zaman hepsi ikişer kenar gördüğü için bunlar kaçar derece oluştu arkadaşlar? 45'er derece oluştu. Evet bize diyor ki bir kenar uzunluğu da 1 bir birim demişti soruda. Hocam burası 1. Burası 1. Yani burası da 1. Burada 45 45 90 üçgen çıktı. 1 bölü kök 2'den burası kök 2 bölü 2 oldu. Aynı şekilde burası da kök 2 bölü 2 mi oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi o zaman şuradaki dikdörtgenlerin alanı 1 kenar. burası da 1. Burası da 1. E şunlar da 90'ar dereceleri yazınca içerideki şekilde bir dikdörtgen yapıyor arkadaşlar. Buna göre kalan kartonun alanı arkadaşlar şu beyaz alanları çıkarttık ya kalan kartonun alanı Şurada bir kare var. Birin karesi artı. 1 çarpı kök 2 bölü 2'den 1, 2, 3, 4 tane yok mu arkadaşlar? Bakın burası da kök 2 bölü 2. 1 çarpı kök 2 bölü 2'den 4 tane var. Evet 1 artı kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 2 kök 2 yaptı cevabımız. Evet 5. soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik 6. soruya. Hocam soruya baktığımızda eşit eşit. Ya yani hangi konuda görürseniz görün. Eşitlikler varsa aklınıza ne gelir? Evet öğrendiniz bu işi orta taban. Hemen şunu çizdiniz. Hocam bunu çizdiğiniz zaman şunlar birbirine paralel olur ve 1'e 2 oran olur hocam burada. Ee, tamam. Artık bizden açı istediğiniz açıya yoğunlaşalım. Düzgün beşgenin bir iç açısının 108 derece olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? 360 bölü 5 dış açısı 72 derece. 72 ise burası da 108 yaptı. Ee, bunlar birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Şöyle şunların hepsi birbirine eşit. Dolayısıyla ikizkenardan kenardan dolayı burası da 108 ise bunlar da 36 36 mı yaptı? Aynen öyle. E ee, hocam şu tamamı 108 derece olacağından dolayı buraya kaç kaldı? 72 kaldı. E 72 ise bunlar paralel ya. Burada kaçı da 72'dir? X artı 72 eşittir 180 olduğundan dolayı X'i de buradan kaç buluruz? 108 derece olarak buluruz arkadaşlar. 6. soruyu böylelikle Denizli bulduk. Geldik 7. soruya. E bir kare sorusu. Alfa beta'ya da kardeşim. Alfa beta alfa beta. Hocam kare olduğundan dolayı bunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Dolayısıyla bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş oldu. Madem eş buradaki alfanın karşısı a ise alfanın karşısı burada da a'dır. Betanın karşısı a artı 3 ise betanın karşısı a artı 3'tür. C, B'nin alanını ne vermiş? 20 vermiş. Yani A çarpı A artı 3 bölü 2 eşittir 20. Yani buradan A çarpı A artı 3 kaç çıktı arkadaşlar? 40 mı çıktı? A yerine çarp düşünelim arkadaşlar. 5 koyarsak 5 kere 8 40 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani buradan A'yı 5 bulduk. Bizden karenin alanı isteniyor. Hocam A5 ise burası 5 burası 8 oldu. E, X diyecek olursak X'in karesi de neye eşittir? 5'in karesi artı 8'in karesine eşittir. Yani 25 artı 64'e eşittir. Topladığımız zaman da kaç yapıyor arkadaşlar? X kare 89 yapıyor. X'i bulmamıza gerek yok. Zaten bizden X kare isteniyor. Cevabımız da böylelikle 89 çıkar arkadaşlar. Yani 7. soruya böylelikle Denizli bulduk. Geldik 8. soruya. Şimdi dikdörtgen demiş 6 8 bir kere 6 8 10 üçgeninden burası 10 mudur? 10'dur. E hocam ne yapacağız burada? Burası da 90 derece. 90'lara havada uçuşuyorsa alfa ya dalacağız. Dal kardeşim alfa beta'ya. Alfa beta alfa. A alfa var dik üçgen yok. Hemen biz oluşturalım. Hop şöyle dikdörtgen oluşturunca. Hocam alfa 90 burası da beta mı oldu? Evet. Başka bir şey var mı burada? Üçgen burası da 3 mü? 3 dikdörtgenden dolayı. Sonra ne diyeceğiz? Sonra ne yapacağız arkadaşlar burada işlemimizi yapacağız. Ya da ya da ya da ya da ya da ya da hiç buradan dik çizmemize gerek yok arkadaşlar. Hala hazırda varmış zaten. Bak kafamızı hiç karıştırmayalım. Hala hazırda bak alfa beta'ya daldık. Alfa 90 burası beta. Burası da alfa oldu mu? Oldu. E zaten burası x artı 8. Burası da x artı 8 değil mi? Şöyle bakacak olursak x artı 8. O zaman buraya x artı 5 mi kaldı? Evet. Yani sen direktman şu üçgenle şu üçgenle benzerlik yapsan olay bitiyor. Yani hocam burada 90'ın karşısı x artı 5 bölü buradaki 90'ın karşısı 10 eşittir. Bu üçgenden başladık. Alfanın karşısı 10 bölü alfanın karşısı 8 diyeceğiz. 2'ye bölsen 5, 2'ye bölsen 4, 2'ye bölsen 2, 2'ye bölsen 5. 5 kere 5 25, 2x artı 10. 2x artı 10 25'e eşit oldu. 2x eşittir 15 oldu. Buradan da x'i ne buluruz? 15 bölü 2 olarak buluruz arkadaşlar. Yani 8. soruyu böylelikle Denizli buldu. Geldik 9. soruya. ABCD karesi biçimindeki bir kartondan CD kenar üzerindeki bir E noktasından makasla kesim yapıldığında oluşan 2 cm karelik ikiz kenar üçgen atıldığında evet 2 cm karelik ikiz kenar üçgenmiş. Yani ben buraya bir AA diyecek olursam Hocam a çarpı a bölü 2 eşittir 2 ise a kare buradan 4 yapar. E buradan da a'yı kaç buluruz arkadaşlar? A'yı buradan da 2 buluruz. Yani a dediğimiz olay 2'ye 2'yi yaptı. Tamam şurada tamamlamamızı yapalım arkadaşlar. Şöyle ve şöyle tamamlamamızı yaptık. Ve şurayı ne bulduk arkadaşlar? 2'ye 2 bulduk. Peki şekil 2'deki a noktasının şu a noktasının ef doğrusuna olan uzaklığı 7 kök 2. Hocam a noktasının ef'ye olan uzaklığı 7 kök 2. Buradan buraya çizilen dik. Ee, arkadaşlar ben şuraya dikkat edecek olursam. Bu x kenar dik üçgen mi? Evet 45 45. Şuradan şuraya dik çizesin diyor. Bu dikin uzunluğu soruluyor bize. Nereye geldin tam bilmiyoruz. Arkadaşlar karede diğer köşegeni biz çizecek olursak. Köşegeni çizdiğimizde. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Ve şuna bakacak olursanız. Hocam burası da 45 burası da 45 değil mi? Evet burası da 45 burası da 45. Hocam dikkat edersek burada ne oldu? Burada şunlar birbirine paralel oldu. Yöndeşlikten dolayı. Tamam. E bunlar paralelse şurası 90'sa burası da yöndeşlikten dolayı 90 mı oldu? Hocam 45 90'sa burası da 45 oldu burası da 45 oldu. Aa, bu karenin de bir açı ortayı aynı zamanda köşegendir. Yani bunun devamı nereye gitmek zorunda? Buraya gitmek zorunda arkadaşlar. Evet bize de burayı 7 kök olarak vermişler. Şimdi arkadaşım şuradan başlayalım. Burayı kaç vermişlerdi bize? 7 kök 2 vermişlerdi. E hocam burası da 90 45 45 93 üçgeni 2 ise 2 bölü kök burası da kök kim yaptı? Evet yani sen buradaki uzunluğu kaç bulmuş oldun o zaman? Burası 7 kök 7 kök burası da kök toplamda 8 kök çıktı. 8 kök ise bunlar da 8 8 mi yaptı arkadaşlar? Evet yani buraya ne kaldı? 6 kaldı o zaman çünkü 8'e 8 yaptı burası. Şekil 1'deki ABCD karesinin alanı nedir diye soruluyor. E o zaman arkadaşlar Burası 8 köklüden bir kenarı 8 bulduysak alan da 8'in karesinden direkt 64 yapmaz mı? Yapar. Yani cevabımız böylelikle 9. soruda Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Hocam 90 var. Alfabeteye dalacağımız belli. Dal bakayım alfabeteye. Bir de soruyu tam okuyalım. 3 tane diklik var burada. Bak dikkat et. AB ile AD birbirine dik. Tamam. AB ile CE birbirine dik. Tamam. Şu BC ile CD de birbirine dik. Bak şurası da 90 derece demiş sana. Şimdi dalalım mı alfabet'e? Dalalım hocam. Alfa beta. E hocam burası alfa. E alfa beta daldık ve ne yapacağız? Alfalı betalı üçgen yok. O zaman biz bir dik çizeceğiz. Bazı arkadaşlar şöyle yukarıya tamamlayıp da çizebilir. Direkt daha kolay çıkıyor oradan. Doğru. Ama ben olsam yani siz de öğrenci olsanız büyük ihtimalle şu alfayı gördükten sonra şuradan dik çizersiniz. O yüzden ben de biraz buradan yapacağım. bir, bir tık uzasa da buradan yapacağım. Hani alfa beta 90 alfa beta oluşturmak için şuradan dik çizmek daha mantıklı geldi. Alfa 90 ise burası da beta oldu mu? Oldu. Dikkat edin arkadaşlar şu üçgenler ne oldu? Alfa beta 90 90'ın karşısı çift çizgi. Alfa beta 90 90'ın karşısı çift çizgi olduğundan dolayı eş üçgen çıktı. Madem eş üçgen e, burada bu arada burada da bir dikdörtgen çıktı. Bak 90 90 burası da 90 burası da 90 olduğundan 2 ise burası 2 oldu. Hocam bunlar eş üçgen. Beta'nın karşısı 3 ise beta'nın karşısı burada da 3'tür. A alfanın karşısı burada 5. Burada da alfanın karşısı 5 olur. Yani burası da 5 oldu. ABCD dörtgenin alanı soruluyor bize. Hocam iki tane üçgen var. 3 Üç çarpı 5 bölü 2'den 2 iki tane var. Artı bir de dikdörtgenin alanı 5 çarpı 2. Yani kaç yaptı burası? 15 artı 10'dan cevabı kaç buluruz? 25 olarak buluruz. Evet 10. soruyu böylelikle Akçay bulduk arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Şimdi öncelikle burası 3 birim burası 3 birim. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? 3 birim 3 birim. Yani burayı 3 kökü olarak buluruz ve BKA'nın alanı isteniyor bizden. Yazalım bakalım. Belki 45'ler işimize yarayabilir arkadaşlar. Bilmiyoruz. E burada ne yapacağız? Yani ben burada alan dağıtımı yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Bakın şu alan tüm alanın yarısı. Buradaki oranlamayı bulursam sanki olay bitti. E o zaman bunları sayı değil de oran gibi düşünsek süper olacak. Şurası kaç birim? 4 birim değil mi burası? Evet. Hocam yukarısı 4 ise burası da 4. Şuradan ne yapıyorduk? Kısa çizgi paralelini atıyorduk. Atalım bakalım kısa çizgi paralelini. Hop attık. Hocam attığımız zaman 1 bölü 3 oran var. O zaman 3 ise burası da 1 olur. Ya da 45 90 ise burası da 45 yaptı. İkiz kenar dik üçgenden burası da 1 oldu diyebilirsiniz. Fark etmez. Aa hocam bir kelebek çıktı burada. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 4. Ben şuradaki oranlamayı bulmaya çalışacağım. 1'e 4 ise burası A ise burası nedir? 4A'dır. Bak 1'e 4'ten dolayı A ise 4A'dır. E şuraya bakacak olursak da burada 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran olmaz mı? Olur. Yani burası 5A ise burası da ne olacak? 10A olacak. Ve toplamda burası kaç yaptı? 11A yaptı. Şimdi alan dağıtmaya başlayalım. 11A'da kalan 11A ise Hocam 4A'da kalan 4A diyebiliriz. E şurası 15A yaptı. Bu alanda tüm alanın yarısı. O zaman dikdörtgenin alanı da kaç yapar arkadaşlar? 15A'nın 2 katı. 15A'nın 2 katı 30A yaptı. O zaman dikdörtgenin alanı 30A neye eşittir? Dikdörtgenin alanı 3 çarpı 4'e eşittir. 3 çarpı 4'e eşit olduğundan dolayı 14 bölü 10'dan A'yı buradan 2 bölü 5 buluruz arkadaşlar. Ama bizden ne isteniyor? 11 A isteniyor. 11 A da kaç yapar arkadaşlar? 11 çarpı 2 bölü 5'ten cevabımız böylelikle ne çıkar? 22 bölü 5 çıkar arkadaşlar. Bakın alan dağıtmayla ilgili güzel bir soru. 11. soru böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Balıkesir çıktı. Geldik 12. soruya yani son soruya. Bir düzgün altıgenin 3 köşesinden geçen en küçük alanlı dikdörtgenin uzun kenarı x. Hemen bir düzgün altıgeni çizelim bakalım şöyle. Arkadaşlar bu düzgün altıgende en küçük dikdörtgeni çizeceksem 3 köşesinden geçen en küçük dikdörtgen çizeceksem oradaki köşelerin yani e, düzgün altıgen üzerindeki seçeceğim köşelerin birbirine en yakın olması lazım değil mi? Evet. Yani tutup da şu, şu ve şunu seçersem mesela büyüyor. Birbirine en uzak iki noktayı seçmiş olduk zaten burada. Ama şu üç noktayı seçersem ya da şu alttaki üç noktayı ya da şu buradaki üç noktayı seçersem e, en küçük alanlı dikdörtgeni elde ederim. Hadi bakalım en küçük alanlı dikdörtgeni oluştur burada. En küçük alan dikdörtgen şu olmaz mı arkadaşlar? Evet bu oldu. İşte bunu bulduk. Şimdi burada diyor ki bize şurası x. Uzun kenarı x. Buradaki oluşturduğun dikdörtgenin uzun kenarı x olsun diyor bize. Sonra diyor ki aynı düzgün altıgenin hemen aynı düzgün altıgeni çizelim buraya. Aynı düzgün altıgenin tüm köşelerinden geçen dikdörtgen. Tüm köşelerinden bir dikdörtgen çizmeye çalışın bakalım. Hocam işte tam bu oluyor. Tüm köşelerinden geçecek şekilde dikdörtgen aynen bu oldu arkadaşlar. İşte bu dikdörtgeni de çizdik daha sonra bize ne diyor? Bunun dikdörtgenin de uzun kenarı Y'ymiş. Peki açılara bakalım. Hocam iç açısı 120 dış açısı 60. E 120 120 hocam 60 120 burası da 60 120 120. Burası da 60. E burası 90 olduğundan 30 oldu. Aynı şekilde burası da 30. Burası da 30. Burası da 30, burası da 30 oldu mu arkadaşlar? Oldu. 30 60 90 üçgeni var burada. 30'un karşısından başlayalım 1 diye. 30'un karşısı 1 iken 90'ın karşısı 2'dir. E, burası da kök 3 müdür? Evet. Arkadaşlar bir kenar 2, bir kenar 2. 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1'dir. Burası da kök Aynı şekilde 2 ise 1 ve kök Burası da 2, burası da 1, burası da kök 3 oldu mu? Oldu. En uzun kenar dediğimiz arkadaşlar e, 4 mü? 2 kök 3 mü? Burada. Bu arada ben bir kenara 2 dedim ya aynı düzgün altıgen olduğu için hocam burası da 2 burası da 2. E burası 120 30 30 olduğundan dolayı x'i ben ne buldum? 2 kök 3 olarak buldum. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Buraya geldiğimizde uzun kenar 4 mü 2 kök 3 mü? 2 kök 3 ve 4'ün karesini aldığım zaman hocam 12 16. Ha, 2 kök 3 4'ten küçük oldu. Uzun kenar dediğimiz neresi oldu o zaman? 4 oldu. Yani y dediğimizde 4 oldu. Bizden ne isteniyor? x bölü y isteniyor. Hocam x bölü y de x 2 kök 3 bölü Y de 4 olduğuna göre bunları sadeleştirdiğimiz zaman bölü 2 yaptı. Cevabımız da kök 3 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Yani bu sorumuzun cevabı örnek 12'nin cevabı da böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 yani balık kesir çıktı. Ve böylelikle bu testi de bitirdik mi bitirdik o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.